Halil Kantarcı. Hatırlıyor musunuz? Halil Kantarcı kendisi, birazdan hikayesini anlatacağım size. Onun için hızlı geçeyim burayı. Şöyle bir tweet atmıştı. Şöyle, hani gönül rahatlığıyla Amerika kim ulan diyeceğimiz günleri göster bize ya Rabbi diye. Ne muhteşem bir dua değil mi? Amerika kim ulan? Ama bu öyle öyle sakız gibi ağzında söyleyemiyorsun onu. Bunun için bir şeyler yapman lazım. Bir ayağa kalkman lazım. Öyle Don Kişot gibi yel değirmenine savaş açmakla olmuyor bu iş. Amerika kim ulan diyeceğiz. Bekliyoruz biz de heyecanla ve bir gün baktık. Bu dua yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Anlatayım hemen. Ayasofya. Ayasofya'yı biliyorsunuz değil mi? Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkı. 1453'te Allah Resulü'nün letuftehannel Konstantiniyye felenni'mel emiru emiruha felenni'mel ceyş zâlikel ceyş diyor hadis-i şerifte. İstanbul mutlak fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Müjdeyi vermiş. Fatih Sultan Mehmet de bütün imparatorluğu tabiri caizse uçurumun kenarına getirmiş. Ya herro ya merro. Yani ya buradan imparatorluk yere çakılacak ya da peygamberin müjdesine mazhar olacak. Çandarlı Halil Paşa var, o dönemin başbakanı. Fatih'i yolundan çevirmek için Akla Kara'yı seçiyor. Ama Fatih yok diyor. Niye? Dik duracaksın. İnanacaksın. Fatih buna inanıyor. Ve İstanbul'u fethediyor. Ayasofya Bizans imparatorunun şahsi malı. Savaşta yenilince Fatih Sultan Mehmet'e geçiyor imparatorun bütün serveti. Artık Fatih'in. Yani Ayasofya Fatih'in kendi dükkanı. İster açar ister açmaz. Ayasofya Fatih şunu yapıyor. Bir vakıf kuruyor. O vakfa Ayasofya'yı bağlıyor. Yani kendi malını vakfa veriyor. Sonrasında şimdi burayı kim finanse edecek? Para lazım. Bu Ayasofya'nın tadilatı var, tamiratı var, hocası var, kandilleri var, şusu var, busu var. Kapalı çarşıyı kuruyor. İstanbul'daki kapalı çarşı var ya, orası Ayasofya'nın vakfiyesidir. Yani oradan toplanan para Ayasofya'ya harcanacak. Bir de İznik'te de aynı çarşıları kuruyor Fatih Sultan Mehmet. Süper, hiçbir problem yok. Güzel, Mimar Sinan sonra geliyor. Payendeler yapıyor. Ayasofya'ya her padişah hürmet ediyor. Ayasofya bütün Müslümanların buluşma noktası. Kadir geceleri orada. Devlet büyüklerinden bir, yurt dışından bir ziyaretçi gelecek, Ayasofya'da ağırlanıyor. Ayasofya'da padişahların, sultanların namazları kılınıyor. Bayram sabahında Ayasofya'da buluşma var. Her taraf Ayasofya. Ayasofya, Mekke, Medine, Kudüs. Bunlar dünyanın üç dini noktaları. Bir de Ayasofya var. Ayasofya'da siyasi merkez. Siyasi merkez orası. Yani Ayasofya kimdeyse Müslüman aleminin babası o. Mühür kimde? Süleyman o. Ayasofya böyle. 1920'li yıllarda İttihat ve Terakki, o dönemde işte Çanakkale'de mücadele ediyoruz. Cephelerde koşturuyoruz. Millet varını, yoğunu, canını, her şeyi ortaya koymuş. Kimse kimseyi ayırt etmiyor. Arabıymış, Kürdüymüş, Lazıymış, Alevisiymiş, Sünnisiymiş. El ele verdi ve memleketi savunuyorlar. Ardından 1920'li yıllarda Amerika'dan bir adam geliyor. Diyor ki ben bir dernek kurdum. Bizans ürünlerini araştırma derneği. Ayasofya'yı tadilata alıyorlar. Gelip Bizans eseri arıyor orada amcam. İskeleler kuruluyor ve ardından 6-7 yıl Ayasofya kapalı. İçeride tadilat yapılıyor. Güya Bizans eseri arıyoruz ve o esnada Ayasofya'nın
müzeye çevrilme kararı 1934'te imzalanıyor. Bu. Ve Ayasofya müze oluyor. O dönemdeki bazı devlet yetkilileri 1934'te doymamış olacaklar ki Ayasofya'nın alınmasına, Sultanahmet Camii'ni de müze yapalım diyor. Hani geçende de bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili söylemişti ya, o bugünün lafı değil. O 1934'ün lafı. Sultanahmet'i de müze yapalım diyorlar. Onu da tadilata alıyorlar. Asker sevkiyatlarında katırların bekleme yeri yapıyorlar. Onun için Sultanahmet'in zemini bir türlü düz durmaz. Çünkü orada çok özür diliyorum, katır sidiği vardır. Toprağı işlemiştir, oynaktır o toprak. Neyse, Ayasofya kapandı. Yeni bir müze oldu. Ve bir mücadele başladı. Ayasofya'yı yeniden açma mücadelesi. Abilerimiz, ablalarımız, annelerimiz, babalarımız mücadele ediyor. Mücadele ediyor. Ve o dönemde mitingler düzenleniyor. Bazı gençler kendi aralarında konuşuyorlar, gidiyorlar. Abla ayakta mı kaldın? Arka tarafta olan misafirler, ayaktaysanız buraya doğru alabiliriz. Eyvallah. Tamam. Mitingler düzenleniyor, gençler gidiyorlar. Güvenlikleri atlatıyorlar, seriyorlar seccadeleri. Allahu Ekber başlıyorlar namaz kılmaya. 86 yıl. Ayasofya kapalı, mahzun ve 86 yıl boyunca her namaz vaktinde bir kuş sürüsü geliyor ve Ayasofya'nın kubbesinin etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor ve gidiyor. Bir sonraki namaz vaktinde o kuş sürüsü tekrar geliyor ve tavafına başlıyor. Ayasofya'yı açacağız. Ama nasıl açacağız? Bana soruyorlar, diyorum ki lan manyak mısın, Ayasofya'yı açsak Amerika bizim kafamıza deme direkt tepemize çöker. Vatikan şunu söyler. Halil dua ediyor. Ulan Amerika kim diyeceğimiz güne dua ediyor. Biz Amerika ne der? Vatikan ne der? Başımız belaya girer. Doları bilmem nereye çekerler. Ambargo uygularlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Biz hani açılacak mı, açılmayacak mı, hani biraz da zor o dönemde. İşte bunlar, eylemler yapılıyor. Ayasofya'nın zincirleri kırılacak deniyor. O zaman rahmetli Erbakan Hoca Ayasofya mitingleri düzenliyor. Ardından ama bir kesim var, bize diyor ki gericiler yine iş başında, Sultanahmet'te Ayasofya eylemi. Gerici oluyorsun. Ayasofya ile alakalı tek kelime yaparsan sen gericisin. Böyle bir algı var. O dönemde bir deli çıkıyor. Allah böyle delileri eksik etmesin. Üstad Necip Fazıl. Diyor ki Ayasofya açılacak diyor. Eğer her kim ki Ayasofya acaba açılacak mı açılmayacak mı diye tereddüte düşerse gitsin imanını tazelesin diyor. Ayasofya açılacak. Bugün, yarın, ertesi günü bilmiyorum ama açılacak. İşte bunun adına biz iman diyoruz. İnanç diyoruz. Bu bunu söylüyor. Tabii sancak yere düşer mi? Ne diyor Üstad Necip Fazıl? Hani o tümsekte kalırsa bu tekerlek, onu attırmayan, onu yürütmeyen çırak utansın diyor. Sonradan gelen, arkadan çırak geliyor. Bir başka deli. Allah'ına kurban. Bu arada şunu söyleyeyim size. Kadir Mısıroğlu, hani Kadir Mısıroğlu'na fesli deli diyorlar. Adam belge yayınlıyor, fesli deli. Muhabbetlerine girmeyeceğim ama şunu sadece söyleyeyim size. Öyle bir çakallığa başvuruyor ki birileri, Kadir Mısırlı oğlu. Kadir Mısırlı oğlu değil. Çünkü o Mısırlı dediği zaman bizim hemen aklımız Arap bölgesine gidiyor. Mısır'a gidiyor. Yani zaten bizden değil. Zaten Arap. Algı bu. Kadir Mısırlı oğlu değil. Kadir Mısır oğlu. Trabzon Akçabatlı'dır kendisi. Onun için herkes o Mısırlı oğlu muhabbetini niçin kullanıldığını bir anlasın.
jeton düşsün. Kadir Hoca diyor ki, Doğancılar da ara sıra seminerlerine giderdim. Bana derdi ki Abdurrahman, herkes bir dinlesin, sen iki dinle. Niye hocam? Çünkü bir de sen dinlediklerini anlatacaksın. Böyle bir vazife var sende diye. Kadir Hoca'nın dizinin dibinde de çok şey dinledik. Belgesiyle, bilgisiyle. Kadir Mısıroğlu diyor ki, Ayasofya'nın açılması yakın bir gelecekte olacak. Çünkü mevsim İslam'a doğru çevrilmiştir diyor. Mevsim döndü, mevsim. Birileri ne kadar çatlasa da, ne kadar patlasa da, kış bitti dostlar. Şimdi ilkbahardayız. Yağmur yağıyor, dolu vuruyor, toprak çatlıyor. Çünkü yaz geliyor. Yaz geliyor, yaz. Biz daha yaza gelmedik. Şu anda ilkbahardayız daha. Ve devam ediyor. Diyor ki, tahmin ederim çok gecikmeden o da diyor Tayyip Bey'e nasip olacak. Adama bak, bu adama deli diyorlar. Doğrudur abi. 10 yıl, 5 yıl, 30 yıl öncesinden haber veren adama deli derler. Evet, Kadir Mısıroğlu öyle deliydi. Ama işte acaba deli miydi, veli miydi? Orayı bilmiyoruz. Hayati İnanç Hoca eski insanların bazılarının deli dediği meczuplarla alakalı çok güzel hikayeler anlatır. Çok güzeldir o hikayeler. Kadir Mısıroğlu da onlardan bir tanesi. Ve Kadir Mısıroğlu bize aslında ana kubbenin altında namaz kılacağımızı söyledi. Ve dünya pandemiye girdi. Dostlar, şok doktrini diye bir terim vardır. Şok doktrini. Dünyada Hiroşima gibi. Ondan sonra 11 Eylül gibi. Bunun tsunami gibi. Böyle büyük afetlerden sonra dünya yeniden dizayn edilir. Bunun adına da şok doktrini denir. Pandemi tam bir şok doktrininin olduğu dönemdi. Ve o dönemde işte Halil'in duası, ilk hamlesi yerine geldi. Bir adam çıktı ve dedi ki, Amerika kim ulan dedi. Ayasofya camidir ve cami olarak devam edecek dedi. Ve bir cuma günü, bir cuma günü Necip Fazıl'ın da tabiriyle böyle dehlizlerinden çatır çutur ses gele gele Ayasofya açıldı. Kabe durdu, tavaf durdu, hayat durdu, kalp durdu, kalp. Dünyanın kalbi durdu, dönmüyor artık. Ve dünya şişmeye başladı, patlayacak. Bir yerden nefes alması lazım. İşte Kabe'nin etrafında dönen tavaf, ardından onların temsilcisi olan kuşlar 86 yıl o tavafı devam ettirdi. Kabe'den tavaf durunca yeni Ayasofya'dan tavaf başladı. Nefes buradan alınıyor. Ayasofya açıldı. Allah'ım, o gün ben oradaydım. Akla ziyan bir şey. Bir mahşer alanı. Covid o da bizle beraber. Herkes bizde abi. Adam diyor bana ki Ayasofya'da kim vardı? Kim yoktu ki? Rahmetli anam oradaydı. Nuri Pakdil Hoca orada. Cahit Zarifoğlu orada. Necip Fazıl orada. Herkes orada. Sultan Fatih orada. Ayasofya'da. Cuma. O gün bizim bayram. Hakikaten bayram. Kimi ağlıyor. Kimi secdeye kapanmış. Ayasofya açıldı. Dünyadaki bütün Müslümanlar dediler ki ne oluyor lan dedi. Sanki böyle tespit tekrar diziliyor da ilk önce imameden başlandı. İmame oturtturuldu. Ardından tek tek tespit düzelecek ve o tespit tekrar sallanacak dünyaya. Hesap bu. Peki ne oldu biliyor musunuz? Biz o günlerde oturduk. Ayasofya'ya kimi davet ettiler, kimi davet etmediler. İşte Ayasofya, o dönemde Meral Akşener, Ayasofya'nın açılma süreci başlamış. Millet hazırlık yapıyor. 24 Temmuz'dan bir hafta 10 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdi. Dedi ki, Ayasofya cami olarak açılsın mı, açılmasın mı diye bir komisyon kuralım.
Tayyip Erdoğan dedi ona ki Meral Hanım, çocuk doğum kanalına girdi, sen diyorsun ki ultrasyon çekelim. Doğum oluyor lan. Sen halen daha diyorsun ki komisyon, bakalım doğacak mı doğum. Orada rahatladık. Sonra ne mi oldu? O muhteşemlik, işte bize cambaza baktırıyorlar bizi. Ayasofya açılıyor, ne demek olduğunu, bunun dünyaya nasıl bir mesaj olduğunu, bunun bize neler katacağını biz konuşamıyoruz. Yunanistan'da iki tane gazeteci çıktı zırt pırt konuştu. Tam Ayasofya'nın açılacağı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da gitti Yunanistan'a. O da Ayasofya açılmamalı dedi. Sıkıntı yok. Niye? İt ürür, kervan yürür. Oranın açılması lazım. Açıldı. Açıldı orası. Ardından işte burası bir pazar günü. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından. Bu ara şunu söyleyeyim. Ayasofya'ya gidip ziyaret eden var mı buradan Biga'dan? Çok güzel. Bir indirin abi. Hiç gitmeyenler kimler açıldıktan sonra? Başkanım manzara çok kötü. Başladık mı? Süpersiniz. Abi buradan toplanalım. Cumartesi günü akşam binelim otobüslere. Gidelim Ayasofya'ya. Sabahleyin sabah namazını Ayasofya'da kılalım. Öğlende üstüne bir cila niyetine Taksim Camii'ne gidelim. Düşman çatlatıyoruz ya. Oradan da çıkalım Atatürk Kültür Merkezi'ni gidip ziyaret edelim. Ulan sanatsa sanat, al sana sanat. Üsküdar Belediye Başkanı'yla da konuşuruz. Bir de bir boğaz turu. Bir galılar bir nefes alsınlar, bir geçsinler boğazı. 10 numara. Boğazda dikkat edin ama. Boğazda gezerken o ergüvanlı bahçelerde oturanlar var. Yalının adamları. Onlar böyle kem gözle bakarlar size. Kem göz. Sıkıntı yok. Başkanımız zaten başlamış. İnşallah bir Biga programına ben de İstanbul'dan eşlik ederim. Bir pazar gün. Pazar günü. Sadece sıkıntı ne biliyor musunuz? Niye pazar günü? Bu adam Sami Abdülhamit. Kendisi İsrailli bir gazeteci. İsrailli Musevi bir gazeteci. İstanbul'u geziyor. Bu İbranice bütün tweetleri atıyor. İşte İstanbul şöyle bir yerdir, yemekleri şöyledir, restoranları böyledir, tarihi yerler şu, boğaz şu, bu falan. Çok güzel bir vlog yazısı yazıyor. İçinde bir tane tweet var, benim çok dikkatimi çekti. Şu tweet. Diyor ki, Türkiye İslam ülkesi olarak tanımlanamaz. Çünkü haftalık izni cuma değil, pazar. Bak, İsrailli adam söylüyor bunu. Yani dışarıdan bir adam geliyor ve bize diyor ki, aga siz Müslüman bir ülke değilsiniz. E nasıl cuma yapacağız ki aga? Şimdi düşünsene, cuma gününü tatil yaptık. Lan bütün dünya çalışıyor, herkes çalışıyor, borsalar. Tek başına abi kimse seni tınlamaz. Değil mi? Dünyanın sisteminden çıkarsın. Hele hele böyle bir atmosferde, cuma gününü tatil yap, şeriatçı yobaz. Direkt oraya bağlanıyorsun. Ama İsrailli, Yahudi, Musevi olan birisi geliyor diyor sana ki, Türkiye İslam ülkesi, Müslüman bir ülke değil. Niye? Çünkü diyor resmi tatili pazar, cuma değil. Ve benim Türkiye'nin dört bir tarafında üniversitede okuyan genç kardeşlerim, liselerde okuyan gençler, kızlarımız, erkeklerimiz yani gidip bir Ayasofya'ya gideyim derse ya cumartesi yapacak onu ya pazar. Peki cumartesi pazar ne? Cumartesi pazar bu abi. Cumartesi günü Musevilerin yani Yahudilerin Şabat günü. Cuma günü akşam ezanından sonra yani o tam güneş batma anı var ya. Oradan cumartesi akşamına kadar hiçbir işle uğraşmazlar. Okul yok. Dükkanlar kapalı. Hatta birçok metal eşyaya dokunmazlar. Dünyalık hiçbir şey konuşmazlar. Şabat yemekleri hazırlanır. O yemeklerde de işte etti, şuydu, buydu onları. Evde o gün yemek dahi yapmak onların şabatına aykırı. Bak Musevi bir avuç değil mi? Cumartesi tatil dedi Yahudi.
Ve onlar için haftanın ilk günü pazar günüdür dostlar. Yani hafta İsrail'de, o işgalci olan devlette pazar günü, haftanın ilk günü. Dönüyorsun Hristiyanlara, onlar da pazar günü. Özellikle Ortodoks olanlar pazar günü kalkarlar, mutlak kiliseye giderler. Kiliseleri vardır. O gün mesela özellikle Avrupa'da pazar günü arabanı yıkayamazsın. Ses çıkaramazsın. Niye? O gün onların tatil günüdür. Hristiyanlar dinleniyorlar, kimisi ibadet ediyor, kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Avrupa'da birçok noktada pazar günü tırlar dahi trafiğe çıkamazlar. Çünkü tatildir. Benim vatandaşım, Hristiyan vatandaşım o gün tatil olduğu için öteye beriye gidecek. Yok diyor sana. Peki ben bir gün Hristiyanların tatilini, Yahudilerin tatilini, bir günde Hristiyanların tatilini kutluyorum. Ama ben dönemiyorum. Niçin? Cevap vereceğim. Ama onun öncesinde şuna bir bakmak lazım. Çünkü niye biliyor musun? Tek başına bir şey yapamazsın. Tek başına ben cuma günü, arkadaşlar cuma gününü tatil yapalım yapma. Benim derdim o değil. Burada başka bir sembol var. Ayasofya İstanbul'da 2580 küsür tane cami var. Ama Ayasofya başka. Ayasofya herkesin bildiği bir cami değil. Ayasofya bir sancak, bir mesaj. Haftanın 7 günü var. 2 günü tatil. O 2 günün hangi gün olduğu önemli değil diyebilir birileri. Ama niye ya? Ben perşembe günü akşamından bir tatile girsem, o gün akşam gece geç saate kadar namaz kılsam, Kur'an okusam, eşi dostu davet etsem, evde sofralar kursam, cuma günü sabahleyin kalksam, bir duşumu alsam, peygamber sünnetini yerine getirsem, en güzel kıyafetimi giysem, kokular sürülsem, o gün benim bayramım desem, kalksam, gitsem, bu hafta atıyorum işte Ulu Cami'ye gidiyorum, çoluk çocuk. Ertesi hafta fırsat buldum, Ayasofya'ya gidiyorum. Benim değil mi? Tatil değil mi? Niye? Birlik değilsin. Osmanlı döneminde cuma günüydü tatil. Niye? Şu anda 42 artı Türkiye 43, 43 devlet. Öyle yaptılar bize. 100 yıl önce dediler ki bize, şu Sultan Abdülhamit var ya, ona gıcığız dediler, onu bize verin. Ey Osmanlı, sizinle hiçbir problemimiz yok. Şu Abdülhamit'i bize verin, siz hürriyet içinde yaşayın. Hürriyet. Dedik ki madem ki sıkıntı bu Abdülhamit, verelim şu Abdülhamit'i de bir rahatlayalım. Verdik Abdülhamit'i. Ülkemizi 42'ye böldüler. Bahreyn diye bir devlet kurdular. İstanbul'da Bağcılar ondan daha büyük. Dedik ki arkadaş hani siz sadece Abdülhamit, lan ne kadar keksiniz dediler bize. Şimdi 100 yıl sonra diyorlar bize ki ey Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, sizinle hiçbir problemimiz yok. Şu başınızdaki uzun adam var ya, uzun adam. Ona da tek adam diyorlar, uzun adam diyor. Ama hep adam diyorlar, dikkat edin. Hep adam diyorlar.